Bir başka isim Muhammed bin Ali bin Numan el-Ahvel. Bizim Sünni kaynaklarda bu zattan Şeytanut Tak diye bahsedilir. Şeytanut Tak. Şeytanut Tak. Çok zeki, çok şeytani bir zekası olduğu Tak, o ne için. anlama geliyor hocam? Tak bildiğimiz Tak yani. Tak, evet. Yani. Zafer Tak'ı derler ya. Zafer Tak, evet. Şeytanın ileri gideni demek Evet, yani. Evet. Şeytanın taçlısı yani. Taçlısı. Fakat Şii kaynaklar buna Mü'minut Tak derler. Çok zeki, çok yetenekli bir adam. Gerek İmam Cafer'e, gerek oğlu İmam Musa Kazım'a talebelik etmiş. Onun yanında bulunmuş. Kelam ilminde bilhassa muazzam çalışmaları olan bir zat. Bu da gene müşebbihe mezhebine mensup, Evet. itikadi olarak Cenab-ı Hakk'ı yaratıklara benzeten bir şeyi var, tutumu var. Hocam bunların bu yani mesela bir araya giriyorum da bu ne faydası var? Yani bunlar nasıl bir çıkar elde ediyorlar böyle bir şeyden? Yani sonuç itibariyle hani bunları İmam Cafer Sadık etrafında oluşmuş bir grup. Yani bunlar siyasi bir nüfuz mu elde ediyorlar veya Hayır dünyevi bir şey mi? siyasi bir nüfuz elde ettiklerini Yani söylemek niçin mümkün böyle değil. bir yola tevessül ediyorlar Niçin acaba? etmişler? Bu bir bünyeye kendi görüşlerini zerk ederek oraya hakim olmak. Evet yani. Şimdi düşünün, Ehli Beyt imamları özellikle kendi kitleleri nezdinde biliyorsunuz ganimetlerin beşte biri Humus. humus Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e veriliyor. Ondan sonra devam eden bir hareket ki bugüne kadar gelmiştir bu. Evet. Humustan beslenen ekonomik olarak bağımsız, siyasi olarak bağımsız, sosyal olarak bağımsız bir yapı kurma imkanınız var. Yani tamamen müstakil Müstakil, kimseye kaynak ihtiyacı var. olmayan kaynak var, Projenin itibar ciddi bir var, kaynağı var şöhret var tabii. Yani Ehli Beyt'in etrafında bulunmak, Ehli Beyt uluları adına söz söylemek o an için bunun insana sağlayacağı toplumsal, nüfuz mu? ekonomik nüfuzu, etiketi bir düşünün. Evet. Dolayısıyla böyle bir yapı. Bu zatın, İmam Ebu Hanife ile de bu şeytanı tak dediğimiz zatın, İmam Ebu Hanife ile de çeşitli münazaraları olduğu söyleniyor. Evet hocam. Evet, kısaca bu Caferiye İmamiye mezhebinin politbürosu olarak öne çıkan isimler, daha liste çok uzun ama Evet biz bu en kadar fazla öne yani çıkan isimler bunlar. 5-6 kişi böyle yani evet hocam. Evet.